Herkese günaydın. Biz şimdi Aster'le dün aldığımız bu hamur setini açacağız. Birazcık hamur oynamak istedi Asya. Dur bakalım şuradan mı açalım? Bu arada Asya kahvaltısını yaptı. Ben daha bir şey yemedim. O yanmış, sevdim oyuncağım. Sevdin mi? Güzel mi? Bu da senin. Teşekkür ederim. Bu ama sadece benim. Bir tanesiyle oynayalım, tamam mı? Bu benim ama. Tamam bak, beyaz var. Mavi var. Buna benim. Kırmızı var. Bu da benim anne. Tamam anneciğim. Sarı, beyaz, mavi. Bu? Kırmızı. Kırmızı. Bakalım hangi şekiller var. Bebe. Söyle bakalım bu şekiller ne? Kalp. Ha. Tamam diğerleri ne? Onları da söyle. Ayıcık. Ayıcık. Yıldız. Bunlarda biliyor musun? Evet. Tamamcı mı? Hayır. Evet. Böyle çevir. Bak böyle tanıyacak mısın? Hangi meyve? Biliyorum. Söyle. Armut. Aa, armut. Çilek. Çilek. Biraz evet biraz benzemiyor ama çilek bu. Tamam bu ne? Araba. Evet. Hadi açalım bunları. Hadi açalım bunları. Kırmızıyla oynamak ister misin? Ya da sen seç. Beyazla mı? Tamam. Ben de mi? Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Ben sana orayı karıştırma demedim mi Asya'cığım? Vallahi. Hı? Makarna, 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 makarna ne ne. Bir de bunlarla şarkı mı yaptın? Hı, bunlar da böyle böyle küçük oluyor. Bak küçük geldi mi bak? Ama anneciğim karıştırma bunları. Ya sen de. Bunları bir kavanoza boşaltmam lazım. Burayı hala bir oturtamadım. Nereye ne soracağım bilmiyorum bu da var. Hayır sokma kulağına. Ver şunu bakayım. Koyar mısın anneciğim onu lütfen? Yaptığın harekete bak ama. Ben şimdi bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Dolaplarımızı daha doğrusu bugün sadece Sedas'ınkini ve Asya'nınkini yapacağım. Kışlıkları üst rafa ve alt rafa koyacağım. Genelde kuşları falan kaldırmıyorum. Ben dolabın içinde duruyor. Ya üst rafa ya alt rafa koyuyorum. Öyle sığıyor zaten. Sileceğim, indirip bütün dolabı indireceğim. Sileceğim. Sonra kışlıkları kaldıracağım. Ondan sonra bir de Asya'nın böyle küçülenleri falan var. Onları ayıracağım. Onun dolabını sileceğim falan. Yazlıklarını çıkaracağım. Öyle bugün dolap işlerim var yani. Şimdi yine bir su hazırlayacağım kendime şöyle. Bir kovanın içinde bezim var. Şöyle prontom çok az kalmıştı. Biraz sulandırdım onu. Şöyle koyuyorum. Biraz da piril. Piril değil daha doğrusu fairy.
bakayım. Sen hayırdır? Kendine bakmak istiyorsan git aynaya bak. O daha güzel gösterir. Bitirebileceğiniz işi çocukla yani kaç saatte yapıyorsunuz? İşte hazırladığım suyun içine elini sokuyor, dolabın içine giriyor, kıyafetlerin üzerine çıkıyor falan. Yani küçük çocuğu olanlar anlar beni. Zar zor yaptım. Asya'nın bütün dolabını temizleyemedim. Bu askılı kıyafetleri var. Onları da ayıracaktım ama artık bugün yapamadım onu. Neyse, dolabın bir kısmını yaptım ama Sedat'ın dolabını yaptım. Öyle, şimdi mutfaktayım. Bu arada kıyma çıkarttım. Bugün kıymalı pide yapacağım. Daha doğrusu beraber yapacağız. Şöyle kıymalarım. Onu birazdan yoğuracağım ama şimdi kendime kahve yapacağım. Ama fincanda yapacağım bu sefer. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Önce suyu koyayım. Sedat mesaj yazdı. Kahvem pişti. Hemen oldu. Ben hani normal cezvede yapıyorum ya normalde. Hemen kabardı ve tabii ki taştı. Ama bakalım tadı nasıl. Beğenmedim. Şimdi pidemi yapmaya başlıyorum. Daha doğrusu tutmadığımı. Abi sen bir şey alayım da. Bu arada bu normal poğaça hamuru gibi hazırlamayacağım bunu. Bu daha farklı yapacağım. Şöyle bir kabım var. Bunun içine 5 su bardağı un koydum. Şu anda burada 5 su bardağı un var. Daha sonra ılık sütüm var 1 su bardağı. Isıttım. Daha sonra bunun içine mayamı koyacağım. Biraz eriteceğim. Şöyle mi?
Şöyle karıştırdım. Bu birazcık şöyle kabaracak. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz koyacağım içine. Bir yemek kaşığı toz şeker. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ var, onu da koyuyorum. Bunu şöyle yapacağız yani. Bunu ılık sütümü de ekleyeceğim. Daha sonra bunun içinde yine ılık su hazırlayacağım. Su koyacağım, biraz cezvede ısıtacağım. Böyle ılık su ekleyerek böyle karıştıracağım yani. Birazcık su koyalım. Cezvede. Ocağıma koydum. O birazcık ılınsın. Ben şimdi şöyle yavaştan yoğurmaya başlıyorum. Evet, ılık suyum da hazır. Şimdi şöyle yavaşça döküyorum. Hamur biraz önce çok yumuşaktı. Ama siz yoğurdukça sonra toparlanıyor. Bakın hiç un falan koymadım yani. Bayağı bir yoğurmak gerekiyor. Evet, ben şimdi bunu dinlendirmeye bırakacağım. Bir yarım saat, 40 dakika falan. Streç filmleyeceğim. Daha sonra bir tane battaniyeye saracağım. O şekilde mayalandırıyorum. Ben genelde ne mayalandırıyorsam. Evet. Bu dinlenirken de iç harcını hazırlayacağım. İç harcı yapıyorum. Şimdi şöyle bir tane soğanım var, küçük. Aslında iki tane koyacaktım ama maalesef bende biber kalmamış. Kayınvalidemden alırdım ama şimdi Asya uyuyor. O yüzden inemeyeceğim. Şöyle domateslerim var. Siz aslında böyle orta boy büyük bir tane domates kullanabilirsiniz ama benimkiler çok küçük olduğu için ben 3 tane kullanacağım.
Baharatlarını da ekledim. Kimyon koydum. Pul biber, karabiber ve tuz koydum. Biraz daha pişireceğim. Sonra altını kapatacağım. Ve soğumasını bekleyeceğim. Hamurlarımı şöyle bezelere ayırdım. Şimdi açacağım. Bu arada bir tanesi ne kadar pide boyutuna gelir onu bilmiyorum. Ona göre ya birleştiririm ya ayırırım. Şöyle şununla bir açmaya başlayayım. Bu şekilde uzun bir şekilde açıyorum. Bence bu yeterlidir. Şimdi harcımı koyacağım. Şimdi şöyle koyayım da sonra yine koyarım. Bu şekilde katlıyorum. Değerli büyük çekmeceler. Teşekkür ederiz. Mutlaka geleceğiz. Evet, bu şekilde bir pide şekli verdim. Şimdi az burası biraz daha kalın oldu. Burası şey oldu neyse. Mükemmel olmak zorunda değil, değil mi? Şöyle tepsim, yağlı kağıt koydum. Bunun içine koyuyorum. Pidelerim hazır. Şöyle 3 beze kaldı. Buraya sığmadı. Bunlar piştikten sonra hemen bunları da atacağım. Böyle artık pideye benzedim bilmiyorum ama pek hamura şekil vermek konusunda beceriksizim ama tabii ki önemli olan tadı. Şimdi bunu fırına vereceğim. Derecesi önemli değil ama çok tabii ki şey olmasın. Ben 170 dereceye atacağım sanırım. 170 derecede pişecek. Kenarları kızarınca yani pişmeye yakın. Üzerine kaşar peyniri koyacağım. İlk etapta koymuyoruz çünkü kaşarlar yanabilir o zaman. Şimdi bunlar fırına gidecek. Giden pişti, hatta ben dayanamadım yiyorum. Aa, yumuşacık. Tadı da gerçekten çok güzel olmuş. Bu şekilde. Piştiler, şimdi diğerini attım. Bir tane kalan 3 bezeyi böyle kocaman bir tane yaptım. Piştiğinde size gösteririm. Böyle. Biz geçen Carrefour'a gitmiştik. Hani siz de biliyorsunuz. Şu tavalardan almıştım ama bu hani kendiniz geçiriyorsunuz ya, kendiniz kasadan geçiriyorsunuz. İçinde barkodu yoktu. Alamamıştım. Bugün Sedat'tan şimdi süt istedim gelirken. Carrefour'a girmiş, bir de bundan almış sağ olsun. Benim kızım uyandı. Günaydın. Ne güzel uyudun kız. Çok güzel uyudun sen. Günaydın. Nasılsın? İyi. Güzel uykunu aldın mı? Ama kameramızı ne yapmıyorduk? Ellemiyorduk değil mi? Bebeğim. Hah, o da anneciğim. O ne? Gel. Park. Park mı? Gel bakalım. Veda etmeye geldim. Şimdi bilgisayarımı aldım. Çayımı da aldım. Sedat'ın yanına çıkacağım. Balkonda oturuyor şu anda. Asya'da babaannesinde. Babaannesi onu salınacaktı. Birazcık sağlayacakmış. Enerjisini atsın. Bugün bir 2 saat falan uyudu. O uyurken de ben işte pideyi falan yaptım açıkçası. Hani o uyurken dinlenemedim de. O yüzden birazcık yoruldum. Şimdi edit işini bitireyim. Çünkü gece muhtemelen erkenden uykum gelecek. Çünkü
sabah erken kalkmıştık ve böyle çok yorulduğum günler çok, yani muhtemelen herkesin öyle oluyordur, çabuk uykum geliyor. O yüzden bu işimi halledeyim. Şimdi yukarı çıkıyorum. Umarım hoşunuza giderek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.